Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bir konu ne dair? Fî mâ yûcibul iğtisâl. Fî mâ, o şeye dair ki yûcibu, gerektiriyor, gerekli kılıyor. El iğtisâle, guslü. Guslü gerektiren şeylere dair bir konu. Yufterazu, ifteraza, yefterizu, yufterazu. Meçhul, iptal babından. Yufterazu farzdır, farz olur. El guslü, gusül almak. Ne sebebiyle? Vahidin min seb'ati eşya'e. Yedi şeyden biri sebebiyle gusül abdesti almak farz olur. O yedi şeyin birincisi nedir? Hurucul meniyi, meniyinin çıkması. Nereye çıkması? İla zahiril cesedi, bedenin dışına. Yani bulunduğu yerden çıktıysa direkt gerekir. Ama iza infasale, izen fesale, ayrıldığı zaman, en makarrihi, yerinden, ne sebebiyle ayrıldığı zaman? Bir şehvetin, şehvet ile. Yerinden şehvet ile ayrıldıysa gerekir. Min gayri cima'in, cinsel ilişki olmasa da, cinsel ilişki olmadan şehvet ile yerinden ayrılmış olsa meni, bu durumda gusül gerekir. Şehvet yani cima şart değil. 2. Ve tevari haşefetin. Ve yine gerekir tevari girmesiyle haşefetin, haşefe bölgesinin girmesiyle, dahil olmasıyla. Haşefe denilen yer ne diyelim, sünnet yeri, sünnet mahalli. Oranın cinsel ilişkide girmiş olması da yeterlidir gusülün gerekmesine. Ve yine gerektirir gadriha, onun miktarı. Yani haşefe miktarı, ölçüsü her neyse, o da sadece o kadar miktar da gerektirir. Min maktu'iha, bir kişinin haşefe bölgesi kesilmiş olsa, artık kaza olabilir, farklı bir şey olabilir, o bölge kesilmiş olsa, haşefe denilen baş kısmı kesilmiş olsa da haşefe miktarı nedir? İşte şu kadardır. Tamam, her o kadar girmiş olsa yine de ne olacaktır? Gusül gerekecektir. Peki nereye dahil olsa bu? Fi ahadi sebiley ademi yin hayyin. Hay diri, ademi insan demek. Sebiley iki yön, ön arka olabilir. Buna göre fi ahadi sebiley ademi yin hayyin. Diri insanın iki yönünden birine dahil olsa bu anlatılan gusül abdesti gerekir. 3. İnzalül meniyi, meninin inmesi yani çıkması. Ne sebebiyle? Bivat-i meytetin. Meyte, ölmüş olan bir kadın. Ölmüş olan kadın ile cinsel ilişkiye girilmiş olsa ve meni çıkmış olsa bu durumda yine gusül gerekir. Elbette bu anlatılan şeyler haram. Ama her ne kadar haram olsa da kitaplar bunu ifade etmek zorunda. Çünkü olur mu, olmaz mı? Olmasa iyi ama belki oluyordur. Ev veyahut da behimetin. Behimi hayvan demek. Bir hayvan ile yapılmış olsa cinsel ilişki ve bu neden ile meni çıkmış olsa yine de gusül gerekir. Elbette bunlar haram. Bunu herkes biliyor. 4. olarak vücudu ma'in rakikin. Ma'in su, rakikin ince. İnce suyun vücut bulması yani çıkması da yine gerektirir ama neden sonra çıkması? Ba'den nevmi, uykudan sonra ince bir suyun çıkması, mevcut olması guslü gerektirir. İza lem yekün, olmadığı sürece, yani şartı var, şart devam ediyor. Zekeruhu, onun zekeri yani erkeğin cinsel bölgesi olmadığı sürece, ne olmadığı sürece? Münteşiran, ne diyelim yani hareketli, kalkmış değil ise, gablen nevmi, uykudan önce değil ise, bu şekilde yatmış ise ve kalktığında böyle bir ıslak görüyorsa o zaman gusül gerekiyor. Ve 5. olarak vücudu belelin. Burada belel ıslaklık demek. Islaklığın mevcut olması da yine gerektirir ama öyle bir ıslaklık ki bu zanne, o kişi zannediyor, hu, o ıslaklığı ne zannediyor? Meniyen, meni zannediyor. Meni olduğunu düşünüyor. Meni olduğu zannını veren ıslaklık da yine guslü gerektirir. Belelin, nekre bir kelime. Nekreden sonra fiil geldi mi sıfat olur.
Yine bunun şartı var tabii. Ne diyor? Ba'de ifakatihi. Ayıldıktan sonra görmüş olduğu o ıslaklığı menü olarak zannederse. Neden ayılıyor? Min sukrin, sarhoşluk. Kişi sarhoş olmuş. Kendine bir geliyor. Islaklık var. Ve iğmain. Bu da bayılmak demek. Baygınlıktan sonra. 6 ve 7. olarak da ve bi hayzin, hayızdan dolayı da gusül gerekir. Ve nifasin, ve nifastan ötürü de gusül abdesti gerekir. Hayız, kadınların özel günü denilen gün, adet günü de denilebilir. Nifas ise lohusalık demektir. Lohusalıkta da yine gerekir. Velev şayet hasalet, hasıl olsa, meydana gelse, el eşya ul mezkuratu, zikrettiğimiz, bahsettiğimiz bu şeyler meydana gelse, kablel İslami, İslam'dan önce, yani kişi Müslüman olmadan önce başına bunlar gelmiş olsa, fil esahi en sahih görüşe göre, en sahih görüşe göre yine de ne olur? Böyle olsa bile ve ardından kişi İslam'a girmiş olsa yine de bu gusül gerekir. Ve yuftarazu yine farzdır. Tevsilul meyti. Ölüyü yıkamak farzdır. Ne yönden? Kifayeten kifai. Farz-ı kifayedir yani. Ölü kişinin yıkanması. Kişiler ölür. Cenaze namazından önce onun yıkanması farz-ı kifaye. Faslun, bir konu. Neye dair bir konu? Şima, o şeye dair ki la yecibu, gerektirmiyor, gerekmiyor. Ne el irtisali, gusül gerekmiyor. Mihni, o şeyden. Yani gusül gerektirmeyen şeyler nelerdir? Aşeratu eşya, 10 tane şey. La yuteselu minha. Minha, o 10 şeyden dolayı la yuteselu, gusül gerekmez. O 10 tane şey nedir? 1. Mezyun, 2. Ve Vedyun. Mezi ve Vedi. Yani bunlar nedir? Hani bir düşünelim, erkek için ne vardır? 1. Mini dediğimiz, sperm dediğimiz şey olabilir. 2. Herkesten tuvalet diyebiliriz. Bunun dışında bir de ne vardır? İşte meni değil, bir de o değil. Yani ne oluyor? Buna ince su dediğimiz, belki zevk suyu denilebilecek bir madde var. Bir sıvı var. Onlara da bu şekilde ifade ediliyor. Ve ihtilamun, yani nedir bu açıkçası? Meni dışında her ne çıkarsa çıksın guslü gerektirmiyor. Çıkan şeylerden dolayı gerekmiyor. Ve ihtilamun ve ihtilamun. İhtilam olmak ama bile belelin, ıslaklık olmaksızın. Ve viladetün, doğurmak. Min gayri ru'yeti demin, kan görülmeksizin bir kadının doğum yapması da guslü gerektirmiyor. Ba'deha fis sahihi, sahih görüşe göre doğumdan sonra kan gözükmezse gusül de gerekmez. Ve ilacun, erkek için zekeri dahil etmek, girdirmek, bir hırgatin, hırka bir, artık ne diyebiliriz, hırgatin maniin, mani olucu, engelleyici bir bez ile erkeğin işte zekerini dahil etmesi. Min cülûdil lezzeti. Vücudil lezzeti, lezzetin varlığına mani olan bir bez. Ve huknetun, ve şırınga yaptırmak da gusül gerektirmez. Ve idhalu isba'in, ve parmak dahil etmek, sokmak da gerektirmez. Ve nahvihi, ve parmak benzeri şeyler de gerektirmez. Fi ahadi, sebileyni, iki yönden herhangi birisine, ön olabilir, arka olabilir, fark etmez. Ve vat'u behimetin, behime hayvan demek. Hayvan ile, ne diyelim, ilişkiye girmek de gerektirmez. Evveyat meytetin, meyte yani bir ölü ile ilişkiye girmek de gerektirmez. Ama min gayri inzalin, meni çıkmaz ise böyle. Meni çıkarsa artık gusül gerekir. Ve isabetu bikrin, bikir bakire kadın manasında, bakire kız manasında. Ve isabetu bikrin, bakire ile ilişkiye girmek. Lem tezül, bozulmadığı sürece, bekaratuha, onun bakireliği usul gerekmez. Ama min gayri inzalin, inzal olmamış ise, yani meni çıkmamış ise gusül gerekmez.
Faslun yeni bir konu neye dair? Fi beyani feraizil gusli. Guslün farzlarının beyanına dair bir konu. Yüfterazu, iftaraza, yefterizu, yüfterazu. Farz olur, farzdır. Fil iğtisali gusulde, gusül abdestinde farz olur. Ne? Ahada aşara şey'en. 11 şey yapmak. Ki onlar nedir? Gaslül femi, fem ağız, ağzın yıkanması vel enfi, yani gaslül enfi demek bu. Burnun yıkanması, bunlar farz. Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebine göre farz değil. Bu yüzden bunlara ne diyoruz? Ameli farz diyoruz. Ameli farz, yani yapılması farz. İtikadi farz değil, yani inanmak mecburi değil. Vel bedeni merraten, bir kere de bedeni yıkamak nedir? Yine farzdır. Ve dahili külfetin, zeker kılıfının içini yıkamak yine farzdır. La usra fi feskhiha. Kılıfı açmakta zorluk çekilmeyen yerin yıkanması. Ve surratin ve göbek deliğinin yıkanması da yine farzdır. Ve sukbin, küpe deliğinin de yıkanması gerekir. Öyle küpe deliği ki bu gayrimun zammin, kapanmamış küpe deliği. Ve yıkanması gerekir. Dahili mezfurin, mezfuri. Örgülerin içini yıkamak gerekir. Neden oluşan bir örgü bu? Min şa'rir raculi. Şa'rir racul. Şa'r saç demek. Racul adam, erkek demek. Erkeğin saçlarından müteşekkil bir örgünün içinin yıkanması gerekir. Mutlakan, mutlak olarak, genel olarak ne demek bu? Su değsin veya değmesin yıkamak gerekir. Lel mezfuru, mezfur neydi az önce geçti? Saç örgüsü. Min şairil mer'eti. Mer'e kadın demek. Kadın saçından oluşan örgünün yıkanması gerekmez. Demek ki erkeğin saçından bir örgü varsa, yani erkek saçlarıyla bir örgü yapmış ise o örgüyü yıkaması gerekiyor ama kadınların örgülerini yıkaması gerekmez. Ama şartı var. İn sera, in şayet sera ulaşırsa, el ma usu, su ulaşırsa, nereye? Fi usulihi, örgünün dibine ulaşırsa, o zaman gerekmeyecektir. Ve beşaratil lihyeti, lihye sakal demek. Buna göre beşaratil lihye, sakalın derisi, sakal derisinin değmesi de gerekiyor suyun. Ebeşarati şaribi, şarip bıyık demek, bıyık derisi. Bıyığın altına da yani suyun gitmesi gerekir. Vel hacibi, hacip kaş demek. Kaşların altındaki derinin de ıslanması, yıkanması gerekir. Vel fercil harici, bu da kaba avret, yani hariç dışarıda olan demek. Kaba avretin yıkanması da gerekir. Faslun fi beyani sünnenil gusli. Guslün sünnetlerinin beyanına dair bir konudur bu. Yusennu sünnet olur. Fil iğtisali yani gusülde sünnettir. İsna'işara şey'en. 12 şey sünnettir. Neymiş onlar? El-ibtida'u bit-tesmiyeti. Tesmiye ile başlamak. Yani besmele ile başlamak. İkincisi en-niyyetu niyet yapmak, niyet getirmek. Demek ki niyet almadan gusül abdesti alınsa geçerlidir. Ama niyet yapılmış olsa sünnettir, sevabı vardır, daha iyidir. Ve gaslül yedeyni, iki elin yıkanması da sünnettir. İler rusugayni, bileklere kadar. Ve gaslü necasetin, necaset pislik demek biliyorsunuz. Gaslü necasetin, pisliğin yıkanması sünnettir. Lev şayet kânet olsa da, hiye o pislik, o necaset olsa da, bin firadiha tek başına olsa da onun yıkanması gerekir. Yani tek onun yıkanması gerekir. Ve gas gerekir derken sünnettir aslında. Gerekir demeyelim. Yıkanması sünnettir. Ve gaslu fercihi ve kişinin fercini, avret bölgesini yıkaması sünnettir. Sümme sonra yetevazzau,
abdest alır. Ne gibi? Kevuzu ihil salati. Namaz için almış olduğu abdest gibi bir abdest alır. Fe yusellisül gasle. Yusellisü teslis, yani üçler, üç defa yapar. Neyi? El gasle, yıkamayı. Ve yemsahu mes eder. El ra'se, başını. Velakinnehu, fakat o kişi, hangi kişi? Gusül abdesti almakta olan kişi. Yüekhiru ehhara, yüekhiru tehir eder, yani sona bırakır. Neyi? Gasler ricleyni, ayaklarını yıkamayı. Riclun, riclani, ricleyni. Tesniye biliyorsunuz. Ayaklar, iki ayak. İki ayağı yıkamayı en sona bırakır. O da in şayet kâne ise, yakifu duruyor ise, fi mahallin, bir mahalde, bir yerde duruyorsa, öyle yer ki yectemi'u, toplanıyor, fihi orada, el ma'usu, suyun toplandığı bir yerde duruyorsa, yani ayaklarının olduğu yerde su birikiyorsa, yıkandığı sular akıyor, ayaklarının olduğu yere geliyorsa, orada toplanıyorsa, bu durumda ayaklarını en sonda yıkar. Sümme sonra yufizu efaze yufizu akıtır el ma'e, suyu ala bedenihi, bedeni üzerine selasen üç defa. Velev şayet in gamese, dalsa, nereye dalsa abdest, gusül abdesti alacak kişi, fil ma'il cari, akan suya, akmakta olan suya dalsa, ev veyahut da ma, öyle bir suya dalsa ki fi hukmihi, akmakta olan suyun hükmünü almış, aynı hükme sahip bir suya dalsa ve ardından mekese, beklese, fe bu durumda kad ekmele, muhakkak ki tamamlamış olur, es sünnete, sünneti. Çünkü her tarafını yıkamış olur zaten. Ve yiptedi u başlar, gusle kişi başlar. Fi sabbil ma'i, suyu dökmekte başlar. Bi ra'sihi, başından başlar. Önce başına suyu döker. Ve yağsilu, yıkar. Ba'daha, başından sonra neyi yıkar? Men kibehul eymene, sağ omuzunu yıkar. Sümmel eysara, sonra sol omuzunu yıkar. Ve yedlükü cesedehu, ve yedlükü ovalar, cesedehu bedenini ovalar. Ve yuvali, ve peş peşe yapar gasluhu, yıkayışını, yıkama işlemini de peş peşe yapar. Faslun, yeni bir konu, neye dair? Fi adabil gusli ve mekruhatihi. Ne demek? Fi adabil gusli. Guslün adaplarına dair ve mekruhatihi, ve guslün mekruhlarına dair bir konu. Ve adabul iğtisali, guslün adabı, yani edepleri, hiye, onlar nedir? Adabul vuzu'i. Abdestin edepleridir. Yani ikisinin edebi aynı şeydir. İlla ancak bir fark var. O da nedir? Ennehu, o kişi, yani gusül abdesti almakta olan kişi, la yestekbilu, istekbele yestekbilu, istifal babından muzari. La yestekbilu, dönmez. Nereye dönmez? El kıblete, kıbleye dönmez. Kıbleye doğru dönerek gusül abdesti almaz. Li'ennehu, çünkü o kişi, yani gusül abdesti almakta olan kişi, yekûnu olur. Ne olur? Galiben, çoğunlukla olur. Ma keşfil avrati, avret bölgesi çoğunlukla açık olur. Ve kürihe, mekruh oldu, mekruh oldu. Fihi, gusülde, ne ma, o şey ki kürihe, mekruhtu, fil vuzui, abdeste. Abdestin mekruhu neyse, gusülün mekruhu da olur. Yusennu, sünnet olur. El-iğtisalü, gusül abdesti almak. Ne için? Li-erba'eti eşyae, dört şey için gusül abdesti almak sünnettir. O dört şey nedir? Salatul cumu'eti, cuma namazı için gusül abdesti almak. Yani cuma namazına gitmeden önce almak. Ve salatul i'deyni, bayram namazları için, iki bayram namazı için de gusül abdesti almak. Veril ihrami, İhram için gusül abdesti almak. Veril hacci, hac için abdest almak, gusül abdesti almak. Nerede? Fi arafete, arafede. Ba'de zevali, zevalden sonra. Zeval öyle vakti diyebiliriz kabaca.
Elevsalül mendubetu. Mendup usuller nelerdir? Yündebu mendup olur. El-iltisalü gusül. Fi sittete aşara şey'en. 16 şeyde, yani 16 durumda gusül abdesti almak menduptur. Kim için? Limen. O kimse için ki esleme Müslüman oldu. Dahiran, temiz olduğu halde. Yani kişi cünüp değil, lohusa değil ve benzeri şeyler değil, aslında temiz ama İslam'a girdi, yine de gusül alması menduptur. Velimen o kimse için yine almak menduptur ki belaga buluğa erdi bissinni yaş ile. Yaş ile, yani yaş sebebiyle, yaşının dolması sebebiyle, yoksa rüyalanmak, ihtilam olmak sebebiyle olsaydı zaten mendup değil, farz olacaktı. Ve yine gusül abdesti almak menduptur. Kim için? Limen, o kimse için ki efaka min cununin. Cunun, derilik. Derilikten, aklı başından gitmiş olmaktan kurtuldu. Yani düzeldi, aklı başına geldi. Aklı başına gelen kişi için de gusül almak menduptur. Ve inde hicametin. Hicamet, kan aldırmak demek. Hacamat yaptırmak. Hacamat esnasında da menduptur. Ve gasli meytin, meyti yıkamak. Yani bir ölüyü yıkadık. O durumda da yine gusül abdesti mendup olur. Ve fi leyleti beraete. Berat gecesinde de gusül almak yine menduptur. Ve leyletil kadri ve kadir gecesinde de menduptur. Ama izara gördüğü zaman kişi, ne ha, kadir gecesini gördüğü zaman. Veri duhuli medineti seyyidina, efendimizin şehrine girdiği için de, girmek için de gusül almak yine menduptur. En-Nebiyyi, Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şehrine, ki o şehirde nedir zaten? Medine'dir. Velil vukufi, vukuf vakfe için, yani bir Müzdelife'de vakfe için. Vedate yevmin nahi, yevmin nahi bayram günü, yani kurban bayramı manasına geliyor. Kurbanın birinci günü diyebiliriz. Birinci günün sabahında. Ve inde duhuli Mekke'te, Mekke'ye girdiği esnada, yani girmek için diyelim. Ve le tavafi ziyareti, ziyaret tavafı için de gusül almak yine menduptur. Ve salati kusufin, küsuf namazı için. Küsuf, güneş tutulması manasına geliyor. Güneş tutulması namazı için de almak yine mendup. Ve istiska yağmur duası manasına geliyor. Yağmur duası için de, yani yağmur duasına çıkmadan önce gusül almak menduptur. Ve feza'in, korkudan dolayı da gusül almak menduptur. Ve zulmetin, ve karanlıktan dolayı da almak yine mendup olur. Ve rihin, ve rüzgardan dolayı, öyle rüzgar ki şedidin, şiddetli. Şiddetli bir rüzgardan ötürü de gusül almak menduptur. Ardından sorular geliyor tabi. Ne diyor mesela? Ma ma'na el gusül. Gusül ne demektir? Fil lügati, lügatta. Sözlükte gusül ne manaya gelir? Ve fistilahi ulema'il fıkhi. Fıkıh alimlerin istilahında, yani terim olarak gusül ne demektir diyor. Bu şekilde birkaç soru var. Birkaç derken belki 10 civarında var. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki